Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biraz sizlerle sohbet etmek istedim. Uzun zamandır sohbet videosu çekmiyordum. Ben de siz de çok özlemiştik sohbet videolarını biliyorum. Yorumlarınızı okuyorum, DM'lerinizi okuyorum. O yüzden bugün biraz sizlerle sohbet etmek istedim. Konumuz tabii ki de sağlıklı beslenme, işte kilo verme vesaire bunlarla ilgili olacak. Bu aralar kendimi kötü hissediyorum. Yani eskiden sağlıklı bir beslenme rutinim, bir spor rutinim vesaire vardı ama şu 2 aydır gerçekten çok kötü besleniyorum. Uyku düzenim aynı şekilde. Çok geç saatlerde uyuyorum, çok geç saatlerde sabah uyanıyorum. Acıktığım zaman işte genelde abur cubur tüketiyorum ya da o an canım ne çektiyse ya da mutfakta ne gördüysem onu alıp direkt yiyorum. Yani belirli saatlerim yok. Belirli zamanlarda yemek yemiyorum. Aynı şekilde belirli bir yemek planım yok. Hani bugün bunu yiyeceğim ya da sabah şunu yiyeceğim, şu bu kadar kalori vesaire. Asla dikkat etmiyorum ve o yüzden 2 aydır böyle saçma sapan besleniyorum. Spor rutinim zaten hiç yok. Ondan önce vardı. Sonrasından yavaştan azalmaya başladı. Yürüyüş mesela hiç yapmıyorum. Öyle evde saçma bir şekilde besleniyorum arkadaşlar. O yüzden bugün bu videoyu çekmek istedim. Bu arada bu ne diye sorarsanız bunu eskiden günlük olaraktan kullanıyordum. Bundan bayağı böyle 4 sene önce. Ama şu an not defterim oldu. O yüzden birkaç bir şey not ettim unutmayayım diye. Video sırasında genelde bir şeyleri unutuyorum. O yüzden bu da burada kalsın dedim. Aman bir şey unutmayayım diyerekten. Her neyse konumuza dönelim işte böyle saçma sapan bir beslenme rutini oluşturdum kendime. Yani demem o ki kendi vücudumda artık kendimi iyi hissetmiyorum. Ödem görünmese de ödem tuttuğumu biliyorum, hani hissediyorum. Dıştan görünmese bile ben kendim hissediyorum bunu. Kilomda da bir şey değişmedi, hala 62 kiloyum. Kilomda da bir şey değişmedi ama İşte o 2 ay kötü beslenmeseydim, devamlı sporumu yapsaydım belki şimdiye kadar 1-2 kilo tekrardan vermiş olurdum ve bu bana daha iyi gelecekti, daha fit olacaktım belki de. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olaraktan daha fit olacaktım. Ve tekrardan bir rutin oluşturmak istiyorum kendime. Bugün pazartesi, bugün sağlıklı beslendim öyle diyeyim. Siz bu videoyu büyük bir ihtimalle çarşamba günü göreceksiniz. Belki salı da görebilirsiniz, emin değilim. Ama dediğim gibi bir rutin oluşturmak istiyorum tekrardan. Belirli saatlerde ara öğünümü, ana öğünümü tekrardan yemek istiyorum. Ama şu 2 aydır gerçekten o kadar kötü durumdayım ki hani spor yapmaya bile üşeniyorum. Sağlıklı beslenmeye bile üşeniyorum. Eskiden böyle koşarak da mutfağa giderdim. İşte kendi yemeğimi hazırlayayım diye ama artık ona bile üşeniyorum. Yani çok üşengeç bir insan oldum şu 2 aydır. Bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü içimi dökmek istedim sizlere ve bu videonun aslında biraz faydalı olduğunu düşündüm. Biz obez insanların kilo verdikten sonra yaşadığı zorlukları da göz önünde bulundurmak istedim. Yani kilo verdik diye her şey birdenbire mükemmel olmuyor. Halen kilomla uğraşıyorum. Yani evet fit bir vücuda sahibim ama diyet dediğim gibi diyet o diyet kafasından çıkmamız gerekiyor. Aslında bunu bir hayat felsefesi olaraktan ömür boyu sürdürmemiz gerekiyor bu sağlıklı beslenme rutinini. Ne yazık ki ben şimdiye kadar sürdürüyordum fakat şu 2 aydır dediğim gibi gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Hani çok fazla bir şeyler tüketmiyorum tabii ki de ama beni mutlu etmiyor. Ve tabii ki de şunu da eklemeliyim. Hani hepimiz yani obez olup sonrasından kilo veren insanlar belki şu an halen eskisi gibi sağlıklı besleniyordur. Öyle birileri varsa gerçekten tebrik etmek istiyorum buradan. Ben ne yazık ki dediğim gibi şu 2 aydır gerçekten berbat ötesi durumdayım. Fakat şunu da düşünüyorum hani acaba hedefime ulaştım diye mi artık bu rahatlık, bu şımarıklık oluştu bende? Ondan emin değilim. Hani şu kafada mı yaşıyorum hala? Ya zaten ya 40 kilo verdim. 2 kilo alsam tekrar veririm. Hatta almam bile.
gibisinden mi düşünüyorum acaba bilmiyorum. Yani acaba öyle mi düşünüyorum diye düşünüyorum bazen. Hani şımarıklık olduğunu düşünüyorum ama bu şımarıklığa gerçekten bir son vermek istiyorum. O yüzden bugünden itibaren, bugün ayın kaçı bilmiyorum, sanırım ayın 18'i falan olması lazım. Ayın 18'inden itibaren tekrardan sağlıklı bir beslenme rutini, sağlıklı bir spor rutini beni bekliyor. Gerçekten buna o kadar ihtiyacım var ki büyük bir ihtimalle ileriki günlerde bir detoks da yapacağım. İlk önce vücudumu arındırmam gerekiyor. Bu komple, ya anlatamam. Öyle şeyler tükettim ki yani şey dersiniz, bunu gerçekten hepsini sen mi yedin gibisinden çok garip bir iki ay yaşadım. Ama çok şükür ki kendimi yavaştan bulabiliyorum. Boğazım falan gerçekten çok kötü. O yüzden yeşil çay da yaptım. Kendime kış ayları geliyor. Daha doğrusu geldi. Yani Almanya'da asla sonbaharı yaşamadık diyebilirim. Ne yazı yaşadık ne sonbaharı yaşadık. Gerçekten o kadar tuhaf havalar var ki burada. Sanırım tüm dünyada artık öyle. Şöyle beslenmeyi düşünüyorum tekrardan. 3 ana, 2 ara öğün şeklinde ilerleyeceğimi düşünüyorum. Bence en kolayı bu. Sonrasından biraz alıştıktan sonra tekrardan 2 ana, 2 ara öğün diye ilerlerim. Biraz vücudumu ısıtmam gerekiyor. Ne demek istediğimi anladınız bence. Ve tekrardan yürüyüşlere başlamam gerek. Sanırım bir yarım saat ile başlayacağım. Tempolu bir şekilde sonrasından devam edeceğim. Öyle biraz sizlerle sohbet etmek istedim. Biraz içimi dökmek istedim sizlere. Umarım sizde her şey okeydir, her şey yolunda gidiyordur. Bundan sonrasında da kanalımda bu tarz şeyleri görmek istiyorsanız, işte şimdi nasıl besleniyorum veya neler yapıyorum gün içerisinde kilo kaybetmek için, bu tarzda videolar görmek istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Onları da kanalımda gösteririm sizlere diye düşünüyorum. Bu arada kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir videonun sonuna daha geldik. Dediğim gibi ufak bir sohbet oldu. Ufak bir içimi dökmek istedim sizlere. Yorumlarda buluşalım. Siz de içinizi yorumlarda dökebilirsiniz. Seve seve okurum. Seve seve derdinizi dinlerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.